Adım adım sağlık devam ediyor. Bugün en sık rastlanan kanserlerden birini, akciğer kanserini konuşacağız. Akciğer kanserinde erken teşhis tedavide başarı şansını ne oranda artırıyor? Robotik cerrahi akciğer kanserlerinde nasıl bir fark yaratıyor? Akciğer kanseriyle ilgili tüm soruları göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk'e soracağız. Dermatoloji uzmanı Doktor Yusuf Topal hocamla beraber. Merhaba, hoş geldiniz sayın hocam. Siz de çok hoş geldiniz. Merak edilen bir konu ve dünyada çok titresi yüksek, sıklığı çok yüksek olan bir konu akciğer kanseri. Görülme sıklığı nedir hocam? Belki de önce bir hastalığın en güzel tanımlaması, önemini anlatmak açısından biz ne kadar sıklıkta akciğer kanseriyle karşılaşıyoruz? Yusuf hocam, belki şunu da eklememiz gerekebilir. Tabii. Hangi belirtilerle biz akciğer kanserine yakalanmış olabileceğimi anlayabiliriz. Akciğer kanseri ne yazık ki çok sık görülüyor. Ve dünyadaki en ölümcül kanserlerden bir tanesi. En sık ölüme neden olan kanser. Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık ölüme neden oluyor. Bütün yaşlarda görülebilir ama en çok 50 yaş üzerinde görülüyor. Ortalama insidans, yani her yıl görülme sıklığı 100 binde 50 yaş ila 70 yaş arasında 450-500. Ama kabaca daha akılda kalıcı olabilmesi için şöyle söyleyebiliriz. Çok sigara içenlerin 7 kişisinden bir tanesi. Çok yoğun sigara içenlerin de yaklaşık 5 kişisinden bir tanesi hayatları boyunca. Tütün mamulleri de diyebilir miyiz hocam? Aynen öyle. Tütün mamulleri. Nargile tüketimi de çok fazla. Aynen öyle. Evet. Evet, yani oldukça sık, ne yazık ki çok da ölümcül bir kanser. Nasıl bir belirtiyle hastalarınız size başvuruyor hocam? Ne yazık ki çok geç bulgu veriyor. O nedenle de ölümcül olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Çünkü akciğerlerimiz çok büyük organlar. Göğüs kafesinin tamamını kaplıyorlar ve içerisinde diyor reseptörleri yok. Yani akciğerdeki tümör çok büyük hacimlere ulaşana kadar bulgu vermiyor. Öksürük olmuyor, ağrı olmuyor, halsizlik olmuyor. Onlar olsa bile hastalığın birçoğunu sigara içtiği için ona atfediliyor. Yani sigara içiyorum, ondan balgam çıkartıyorum. İşte ondan işte birazcık halsizliğim var herhalde, yatsam geçer gibi. Aslında hastalar akciğer kanserine değil, şikayetlerini mevcut hastalıklarına ya da alışkanlıklarına yordukları için doktora da gitmiyorlar. Zaten çok da erken bulgu vermiyor. Bu nedenle de biz genellikle erken dönemdeki akciğer kanserlerini çok az görüyoruz. %15'ini falan ancak erken dönemde saptayabiliyoruz. %85'i ilerlemiş dönemde. Yani ya bir yere metastaz yaptığında, beyine, karaciğere, böbrek üstü bezine, kemiğe gibi oradaki organların metastazlarına ait bulgularla hasta bize gelebiliyor. Daha sinsi ilerleyen bir aynen, hastalık evet. Anladığım kadarıyla ve kaçıncı evrede en çok hastalar size geliyor ve tanı konabiliyor? Evet, şimdi evre 1, evre 2 dediğim gibi biraz az görülüyor. %15-20 civarında, %80'i ne yazık ki ilerlemiş dönemde. Evre 3, evre 4 dönemde şikayetler olarak geliyor. Biz tabii ki ne kadar erken evrede olursa kanserden kurtulma ihtimali o kadar çok yüksek olduğu için hastaları daha şikayetleri olmadan mümkünse tedavi etmek, tanısını koymak istiyoruz. O nedenle de herkesi çok bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Şikayetiniz olmasa bile 50 yaşın üzerindeyseniz ve uzun süredir sigara içiyorsanız mutlaka bir akciğer kanseri tarama programına girmeli ve bir göğüs hastalıkları hekimine ya da göğüs cerrahına mutlaka müracaat etmelisiniz diyoruz. Tam da bununla alakalı bir seyirci sorumuz var. İzleyelim, hocamıza soralım. Akciğer kanseri yakalanmadan önce önlemek mümkün mü? Mümkün mü? Evet, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önlenebilir hastalıklar kategorisinde akciğer kanseri. Çünkü %90'ının neredeyse sebebi tütün ve tütün ürünleri. Eğer bir sigara içmezsek %90'ını zaten kurtarabiliyoruz. Geri kalan %10 risk nedir? Radon mesela çok önemli bir risk faktörü. Oturduğumuz coğrafyada, toprakta eğer radon salınan bir bölgede oturuyorsak, özellikle zemin katta ya da zeminin altındaki katta oturuyorsak ya da ailede genetik olarak kanser sıklığı var ise ya da yaptığımız iş nedeniyle arsenikle, petrokimya ürünleriyle, civayla gibi ürünlerle muhatap oluyorsak, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşıyorsak o vakit akciğer kanseri riski çok daha artıyor. Ama tekrar ediyorum, en önemli risk faktörü tütün ve tütün ürünleri %90'ına peki, tek başına sebep oluyor. Hocam, en önemli risk faktörü tütün ve tütün mamulleri. Bütün hastalıklar için uzmanlar konuk aldığımızda bunu söylüyorlar. Ama sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri hatır sayılır bir oranda maalesef görülebiliyor. Neden bu önlenemiyor bir türlü?
Tamamen geçmesi olanaksız ama dediğim gibi %90'ını önleyebiliriz. Geri kalanlar ya genetik ya radon ya işte çevresel faktörlerle riski artıyor. Sonuçta genetik önemli bir faktör. Çok önemli. Çok çok önemli. En önemlisi o zaten. Çünkü biz o genetiği bozan bir takım şeyler nedeniyle kanser oluyoruz. Sigarada dahil olmak üzere. Çünkü bir hücre aynısının tıpkısı ikinci bir hücre üretmek zorunda ömrü de olduğu zaman. Ama o genetik nedenlerle aynısının tıpkısı üretilemiyor DNA hasarı oluştuğu için. Benzeri oluşuyor. Benzeri de işte bir tümör hücresi. O tümör hücresi ana hücreye benzemeye çalışsa da aslında farklı bir hücre ve zapt edilemeyen, önlenemeyen bir şekilde büyüyen ve bütün vücuda yayılmaya eğilimli bir hücre, yani kanser oluşuveriyor. Yani aslında hepsinin altında yatan faktör tabii ki genetik ama yani şöyle bir şey de yok. Benim dedem işte 90 yaşında ölmüştü. Öyleyse ben de 90 yaşında ölürüm. Öyle bir şey yok. Biz genetiğimizi sürekli bozmaya çalışan faktörlerle büyüyoruz, günlük hayatımızda yaşıyoruz. O nedenle çok da güvenmemek lazım genetiğe. Çok güzel. Hocam şey dediniz, hani çok rahat tanı konulan, erken dönemde tanı konulan bir hastalık değil. Geç dönemde konuluyor. Hani bunu tabii medikal tedaviler de var. Bir de geç dönemde tabii cerrahi tedaviler çok daha ön plana çıkıyor. Doğru mu? Şöyle, aslında tam aksi. Eğer erken dönemde ortaya koymuşsak, tanıyı koymuşsak, cerrahi tedaviyle tamamen kurtulma imkanı var. Dolayısıyla biz ne kadar erken o kadar iyidir diyoruz. Ama eğer ilerlemiş ise evre 3'te örneğin direkt cerrahi yapmıyoruz. Ama önce kemo radyoterapi yapıyoruz. Sonra eğer yanıt vermişse cerrahi ekleyebiliyoruz. Ama evre 3B'de ya da C'de ya da evre 4'te ne yazık ki cerrahinin ileri çok, evrelerde evet, cerrahinin yani çok yer çok kaplamış artık akciğer. Ne yazık ki akciğer kanseri çok hızlı ilerleyen bir kanser ve ortalama sağ kalımı 8 ay. Ama eğer biz erken dönemde yakalamışsak kanseri %100'ünü, %92 ila %100'ünü kurtarabiliriz. Ama evre 4'te yakalamışsak ne yazık ki evre 4A'da %10, evre 4B'de %0 5 yıllık yaşama şansı. O nedenle erken döneme mümkün olduğunca, daha belirti vermeyen dönemde insanlara tedavi vermemiz lazım. Düzenli kontroller bu noktada belki devreye giriyor. Şöyle, aslında düzenli check kontrol değil ne yazık ki. Yani keşke bir belirteç olsa, bir kan tahliliyle koyabilsek, keşke bir mesela prostat kanseri gibi bir belirtecimiz olsa, PSA gibi. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Araştırmalar yapılıyor. Özellikle koku testleri, mRNA testleriyle ilgili bir takım gelişmeler var ama henüz yeterince standarda oturmadı. O nedenle şu anda tüm dünyada kabul edilen şey şudur. 50 yaşın üzerindeyseniz, 20 yıldan daha uzun süre sigara içiyorsanız, o zaman mutlaka akciğer kanseri tarama programına girmeniz lazım. Bunu şu anda benim bulunduğum üniversitede, bizim hastanemiz bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. Başka hastanelerde de uygulanıyor. Böyle bir programa katılmanız lazım. Normalde check-up programlarında akciğer grafisi normal akciğer grafisiyle çekilir. Ama normal akciğer grafisi ile size bahsettiğimiz evredeki akciğer kanserine tanı koymak mümkün değil. Bu koşulları taşıyorsak üzerine eğilmek gerekiyor. Aynen. Bir seyirci sorusu daha gelsin, hocamıza soralım. Akciğer kanserinin tedavisinden sonra tamamen iyileştim diyebilir miyiz? Bu da güzel soru. Çok güzel soru. Evet, bence de. Eğer erken dönemde evre 1A'da tanı koymuşsak, o vakit %92 ortalama kurtulma şansımız var. Ama onların da içerisinde bazı alt tipler var. Daha iyi seyirli olan neredeyse %100 tamamen kurtulabiliriz. Ama evre ilerledikçe, evre 1B, evre 2, evre 3 oldukça kurtulma şansımız da o oranda azalıyor. Kabaca ikiye ayrılıyor akciğer kanseri. Bir küçük hücreli olan, bir de küçük hücreli olmayan. Küçük hücreli olmayan grupta biz birazcık daha başarılıyız. Küçük hücreli olan grupta ne yazık ki cerrahi tedavi çok uygulayamıyoruz. Ama o grupta da çok iyi seçenekler var. Bu arada cerrahi olmayan hasta çok mu kötü? Hayır. Teknoloji çok ilerliyor, tıp çok ilerledi. Artık akıllı ve hedefe yönelik ilaçlar var, immünoterapi var. O nedenle onlardan da çok iyi yanıt alabiliyoruz. Peki ama hocam, küçük hücreli olmayan nispeten daha yavaş seyirli olduğu için cerrahi tedavi için daha uygun. Öyle diyelim o zaman, ne tür cerrahi tedaviler var son merak ettiğim. Şimdi biz eskiden torakotomi denilen açık ameliyatla ameliyat yapıyorduk. Eğer cerrahi olarak çıkartacaksak. Bu arada en çok sıkıntılı yaşadığımız şeylerden bir tanesi de, ya cerrahi niye yapacaksınız ki, kanseri bıçak değirmez efsanesi dediğine çok zorlanıyoruz. Biz kanseri bıçak değirmiyoruz. Hiçbir şekilde öyle bir teknik yok. Ayrıca bu yüzden o kadar çok insan cerrahi tedaviden yoksun kalıyor. Bir doktorun zarar verme... Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi kesinlikle mi? Kesinlikle. Doğru. Güzel. Doğru da... Çok güzel tez.
Bunu hiç konuşmamak gerekir. Çünkü doktorun zarar verme düşüncesi bile insana kötü geliyor. Doktor eğer bilse ki bıçak değince zarar verecek, öyle bir şey mümkün mü? Olamaz. Ama zaten bıçak da değmiyor, onu anlatmak istiyorum. Yani tümörün bulunduğu lobun etrafındaki sağlam dokuyla beraber, yani ya o lobu, akciğerin o kısmını ya da akciğerin tamamını alıyoruz. Dolayısıyla da kanseri bıçak değmiyor. Beraberinde lenf bezlerinde alıyoruz. Sonra bütün bunlar patolojide ayrıca çok detaylı bir şekilde inceleniyor. Bundan önce kime ameliyat edeceğiz? Bir kere tabii ki hastanın ameliyatı kaldırabilir olması lazım. Metastazının olmaması lazım. Kalbinin, kalacak olan akciğerinin yeterli fonksiyonlarda olması lazım ki ameliyatla tümörlü kısmı çıkarttığımızda yaşantısını iyi bir şekilde idare edebilsin. Ameliyatta da tümörü etrafındaki sağlam dokuyla beraber ve lenf bezleriyle beraber tamamen temizliyoruz ki tümör tedavi edilebilsin. Bunu evet. Da açık yöntemlerle ya da sizin sorunuza geldi, biraz uzadı, kusura bakmayın. Ya da kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Kapalı yöntemler, robotik cerrahi. Kapalı yöntemlerde ya torakoskopik ekrana bakarak yapıyoruz ya da robotik. Robotun ne avantajı var? Robot çok daha gelişmiş bir teknoloji. 3 boyutlu olarak görüyoruz ekrana baktığımız zaman. Elimizdeki aletlerle aynı anda içeride elimiz içindeymiş gibi hareket ediyor. İstediğimiz manevraları yapabiliyoruz ve çok daha hasta avantajlı. Hasta için daha güvenli, daha temiz, evet. Daha sağlıklı bir ameliyat süreci demek benim anladığım. Uygun hastalar için. Uygun hastalar için. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık hocam. Göz cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk stüdyo konuğumuzdu. Akciğer kanserinde belirtiler neler, nasıl bir evre izliyor ve tedavi süreci nasıl olabilir, bunları konuştuk. Anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz.